Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu ile beraberiz. Başkanım, önemli bir kupa var, Şampiyonlar Kupası. Evet. Ama bizi ilgilendiren kısmı Ankara iki takım. Ankara iki takımı oynuyor. Benim asıl sormak istediğim konu şu. İki tane, üç tane çok büyük kulübümüz var. Halkbank ve Ziraat Bankası sürekli Avrupa'da mücadele ediyor. Maliye Milli Piyango aynı şekilde gerçekten iyi mücadele ediyor. Muhteşem bir tesis var. Belki de Türkiye'de voleybol izlemeye en müsait, en keyifli salonlardan bir tanesi. Evet. Ama bu salonları Ankaralı spor severler bir benimseyip doldurmaya başlamadı. Yıllardır biz de bunu bekliyoruz aslına bakarsanız. Bu neden kaynaklanıyor? Voleybol da çok keyifli bir spor ve Ankara'da spor aç, böyle bir başarı var Ankara'da ama bir dolamıyor. Bu nedense erkek maçlarında dolmuyor ama bayan maçlarında doluyor. Şimdi 30 Ekim'de göreceksiniz oynayacağımız bayan maçında, göreceksiniz bu salonu. Bu salon almayacak. Yani gelen seyirci sığmayacak. Nedense bu ülkede voleybolun tek taraflı olduğu düşünülüyor. Hep bayan tarafı destekleniyor. Erkek tarafı fazla desteklenmiyor. Ama erkek tarafının da müthiş bir desteği var. Bunun için biz de kupayı, normal Türkiye Kupası'nı oynattığımız zaman Anadolu'ya açıldık. İşte Anadolu'da geçen sene gittiğimiz yerlerde ciddi bir dolum göründü. Örnek olarak mesela erkeklerde bir milli takımı Van'a götürdüğümüzde Van'daki salonun 5500 kişiydi, 6500 seyirci vardı. Oradaki en güzel anlamı da oradaki seyircinin Türk bayrakları ellerinde evlerinden gelmeleriydi. Bu bizim için çok önemli bir unsurdu. Evet. Milli takımı gelip desteklemeleri, milli takımla beraber olmaları ve milli takımla coşku kutlamaları, bu bizim için çok önemliydi. İşte bu zaman içinde Ankara'da da erkek seyircisine yavaş yavaş bir rağbet başladı. Erkek takımlarını da destekleyenler olacak diye inanıyorum. Kurumlardan kaynaklı olabilir mi? Yani şimdi Halkbank'ta, Ziraat Bankası'nda, Maliye Milli Piyango'da camia takımlarından daha çok kurum takımları. Biraz daha seyirci potansiyeli sanki o kurumun personeli gibi falan hissediliyor. Ama bir şekilde de bunu Türk Telekom zamanıyla başardı. Basketbolda salona dolmuyorlardı. Sanki bir şey açsalar... Farklı bir Ankaralı seyirci çünkü buraya ama gelen... Ziraat sporcu... Bankası'yla Halkbank bunu başarıyor. Arkasın mesela İzmir'de ciddi bir seyircisi var. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin İstanbul'da bir ciddi seyircisi var. Yani bunlar sizin alacağınız başarılarla yavaş yavaş kaynaklanıyor. Takımınız başarılı olduğu müddetçe seyirciniz de kendi kendine oluşuyor. Onun için takımların biraz başarıya ihtiyacı var. Mesela örneğin... Ziraat Bankası bundan sonraki işte maçlarını Ankara'da oynamak istemiyor. Anadolu'ya yayınlıyor. Anadolu'ya yayıldığı zaman da geçen sene Konya'da bir maç oynadılar. Konya'daki salon tıklım tıklımdı. Bir Samsun'da maç oynadılar. Samsun tıklım tıklım. Yani biraz da biz bu Ankara'nın dışında bir yerde böyle kupa işte maçlarımızı oynarsak ciddi seyirci buluruz. Biz karşıyız o işe. Ankara'dan çıkmasın. Kabul ediyorum da ama taraftan seyirci de biraz özlem duymalı. Evet. Özlem duyarsa olur. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz işte futbola karşı bir sevgi var. Ama voleybol da geliyor yavaş yavaş. Çok hızlı geliyor hatta. Yani futbolda yaşanan ama işte bunlara bir zaman lazım. Hiçbir şey aniden olmuyor. Zaman içinde göreceksiniz bu salonlar erkeklerde de tıklım tıklım dolu olduğunu göreceksiniz. Ki Halk Bankası'nın böyle bir çalışması var. Okullara, bazı yerlere yayılarak burada seyirci potansiyelini gösterecekler. İnşallah bu akşam da göreceksiniz. Hep beraber seyredeceğiz. Bu önemli. Ankaralı spor severler evet. Voleybolun tadını, evet. Bu başarıların tadını aldıkça bu salondan zaten vazgeçmeyeceklerini ben zaten düşünüyorum. Voleybol sporunun en büyük özelliği seyrederseniz bir de kopamıyorsunuz. Voleybolu tekrar seyrediyorsunuz. Ben şimdiye kadar gördüğüm birçok insanda voleybolu bir defa seyretti mi bir daha kopamıyor. Voleybol ayrı bir tutku. Çünkü voleybolun sonucu dakikayla değil, evet, sayıyla. Onun için çok çekişmeli geçen bir maçta, iddialı bir maçta ciddi bir potansiyel oluşuyor. İnsanlara çok zevk veriyor. Vallahi biz de çok keyifli izliyoruz. Yani. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz başkanım. Biz sizlere teşekkür ederiz çünkü bizleri o seyirciye, halka ulaştıran kişiler sizlersiniz. Sizlerin aracılığıyla kitlelere ulaşıyoruz. Onun için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.